Kanal F ekranlarına hoş geldiniz. 15 Temmuz 2016 Cuma gecesi Türkiye olağanüstü bir gece yaşadı. Gelişmeleri sıcağı sıcağına ekranlarınıza taşıdığımız sırada birçok ulusal televizyon kanalıyla birlikte ne yazık ki bizim de yayınımız kesildi. 16 Temmuz Cumartesi günü saatler 14'ü gösterdiğinde tam 3 saatlik yayın ile 17'ye kadar kesintisiz canlı yayınımız ile gece yaşanan darbe girişimi olaylarını ve sıcak gelişmeleri gerek telefon bağlantıları gerekse stüdyomuzda ağırladığımız çok önemli konuklarımız ile birlikte sizlere aktardık. Şimdi de Kanal F Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bülteni ile tekrar sizlerleyiz. Yoğun bir gündem bizleri bekliyor. İlk haberimizle bültenimizi açıyoruz. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı saldırılarla başlayan darbe girişimi yaklaşık 4 saat süren çatışmanın ardından bastırıldı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda giriş ve çıkış noktalarının askerler tarafından ele geçirilmesiyle başlayan darbe girişimi, köprü ve yolların da ele geçirilmesinin ardından emniyet güçleri ve askerler arasında çatışmaya dönüştü. Havadan ve karadan devam eden çatışmalarda 161 kişi şehit oldu. Aralarında sivillerin de olduğu 1440 kişi de yaralandı. Darbe kalkışmasıyla ilgili 2839 kişi de gözaltına alındı. Tatbikat değil mi bu? Tatbikat değil. Herkes evine gitsin. Tatbikat değil. Kolay gelsin. Sağ olun. Tamam, en sonunda gelsin değil mi? Gidebilsin. Komutanın bomba ihbarı mı var? Silahlı kuvvetler yönetimi el koydu. Şaka değil. Ciddi mi diyorsunuz? Evet. Herkes evine gitsin. Teşekkürler, sağ olun. Allahu Ekber! Ya Allah! İstillah! Allahu Ekber! Ya Allah! İstillah! Allahu Ekber! Ya Allah! İstillah! Allahu Ekber! Senin askerin bizim askerin! Benim askerim bizim askerim! Benim askerim bizim askerim! Benim askerim bizim askerim! Darbe girişiminin olduğu saatlerde tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte gelişmeleri sizlere aktarabilmek adına bizler de canlı yayındaydık. Ancak TürkSat kesintisi nedeniyle yayın durduruldu. Fethiye sokaklarında ise izdiham yaşandı. Panik olan vatandaşlar bankamatiklerde para çekmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İlerleyen saatlerde Diyanet İşleri tarafından vatandaşlar camilerde toplanmaya davet edildi. Saat 2 sıralarında camilerde selalar okunmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokaklara çıkın çağrısı üzerinde Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Fethiye'de de ellerine Türk bayrakları alan vatandaşlar tekbirler getirerek Cumhuriyet Caddesi üzerinde yürüyüşe geçtiler. Tekbirler getirerek "Millet burada, darbeciler nerede?" şeklinde sloganlar attı.
Darbe kalkışması sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konakladığı otelde darbecilerin saldırısına uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'ten ayrılmasının ardından konakladığı otele 2 ya da 3 helikopterden ateş açıldı. Görgü kanıtlarından alınan bilgiye göre otel üzerinde bir süre hareketsiz kalan helikopterlerden yüzleri maskeli ve ağır silahlar taşıyan 10-15 kişilik bir grup indi. Erdoğan'ın konakladığı Yazıcı Grand Meris Oteli abluk altına alan silahlı kişilerden bölgede bekleyen vatandaşların üzerine ateş açıldığı öğrenildi. Olayların ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralanan kişileri hastaneye kaldırmak üzere bölgeye gönderilen sağlık ekiplerine de ateş açıldı. Öte yandan polis otele yaklaşık 600 metre mesafede güvenlik şeridi oluşturdu. Burada geniş güvenlik önlemleri alınırken ambulans ekipleri de hazır bekletildi. Muğla Valisi Amir Çiçek de gelişmelerin ardından valilik makamında güvenlik toplantısı yaptı. Bölgedeki otellerin giriş katları, balkonları, odaların camları, sahildeki şezlonglar ile 50'ye yakın araca çok sayıda mermi isabet ettiği görüldü. Çatışmanın yaşandığı bölgenin açığına da bir sahil güvenlik botu demirledi. Öte yandan otelin yanında şehit olan polis memurlarından birinin aracı güvenlik şeridine alındı. Şehidin kanının olduğu alana Türk bayrağı asıldı. Niye çalma be kardeşim, be çalma be. Terbiyesine bak ya. Merhaba, geçmiş olsun. Sağ olun. İsim neydi? Merih. Merih Aydın. Merih Bey, dün gece buradaki yaşananları yaşadınız. Evet. Uzun bir geceydi. Neler oldu, anlatır mısınız? Ya gece 3 civarı helikopter sesleri duyduk. Bazı yerlerde sisler falan oldu. Eşim o sırada biraz dalmıştı, uyuyordu. Ben haberleri izliyordum. Hani ortalık karışık olduğu için. Sonra helikopter sesi duydum. O kadar yakından geliyordu ki ses. Otel titriyordu. Hani ben de dedim bir bakayım camdan. Bir baktım otel direkt camın dibinden geçiyor. Sonra geçti, buraya doğru geldi. Burada bir sis bulutu kapladı her tarafı. Bomba mı attı? Galiba ses geldi. Bir ses geldi. Sis bulutu yaratmak için de olabilir. Tam bomba mı emin değilim. Çatışma ne zaman başladı? Kaç dakika sonra helikopter geldi? Helikopter geldi. Bir 15-20 dakika sonra tekrar bir helikopter indi. Buraya inmiş galiba. Evet. Onu ben görmedim. Direkt koridora çıktık biz. Camlardan ateş mateş bomba atılırsa diye. Panikle buraya indi, indiğini söylüyorlar diğer odalardakiler. Sonra ardından iki tane daha, yanlış bilgi vermeyeyim emin değilim. Toplamda 3 helikopter iniş yapmış ve askerlerin indiğini söylüyor görenler. Askerler eli silahlı bir şekilde inmişler. Hemen herkes o anda koridora çıktı ve biz koridorda bayağı 3 saat falan yere yatarak. O dedik herhalde oteli ya bombalayacaklar ya ateş ediyorlar, ettiler zaten. Bu giriş falan camı zaten kırık görüyorsunuzdur. Oraya yakındık biz, 3. kattaydık. Ekip arkadaşlarımızla birlikte darbe kalkışmasının başladığı saatlerden itibaren tüm gelişmeleri canlı olarak ekranlarınıza getirdik. AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Kanal F Muğla temsilcisi Kenan Gürbüz gelişmeleri aktardı. Fethiye Belediyesi önceki dönem başkanlarından Özer Olgun, Muğla önceki dönem milletvekillerinden Seyfi Terzibaşıoğlu, Muğla Valisi Amir Çiçek, Avukat Ali Gönen, Muğla Büyükşehir Barosu Başkanı Avukat Cumhur Uzun, Muğla Büyükşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ali Özgür Kullukçu, öğle bülteninde canlı telefon bağlantısı ile yaşanan olağanüstü geceyi an be an siz izleyicilerimize aktardı. Vali Çiçek, ülkemiz üzerine oynanan oyunları birlik ve beraberliğimizle def edeceğiz dedi ve açıklamalarda bulundu. Vesile olacağını ortaya koydu. Tabii bu çatışma sırasında maalesef iki tane kardeşimizi şehit verdik. Yaralılarımız da oldu. Ben şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum Türk milletine.
yaralılarımıza da şifalar diliyorum. Evet. Fakat ben şunu gördüm ki özellikle yaralı olan veya diğer arkadaşlarımız, biz her zaman devletimizin, sivil idarenin, demokrasinin ve bütün devlet büyüklerimizin her zaman görevini yapmasında canımızı feda ederiz diye dediklerini gördüm. Ve sonunda da başarılı bir şekilde bu cevabı verdiler. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımızın, özellikle Muğla'daki böyle bir ihanet şebekesini yaşatmayacağını Muğla halkı da Cumhuriyet Meydanı'nda, Marmaris Meydanı'nda, Fethiye Meydanları'nda ve diğer yerlerde binlerce insan toplanarak bunları nefretle kınadılar. Biz her zaman devletimizin, sivil idaremizin, milli iradenin, demokrasinin yanındayız dediler ve de asla bunlar emellerine de ulaşamayacaklar. Tekrar şehitlerimizin ruhu şad olsun diyorum. Başımız sağ olsun diyorum. Ve de yaralılarımıza şifalar diliyorum. Bu çatışmada üstün gayret göstererek canla başla milletimizin istediği o demokrasiyi, milli iradeyi koruyan bu güvenlik güçlerimizi alnından öpüyorum. Her zaman devletin bir yöneticisi olarak, idarecisi olarak, bir devlet yetkilisi olarak ve diğer arkadaşlarımla beraber her zaman yanlarında olduğumuzu tekrar dile getirmek istiyorum. Geçmiş olsun diyorum ve bunlar bu gibi ihanet şebekelerine hiçbir zaman meydan verilmeyecek ve de bunu cevabını dün almıştırlar bunlar. Sayın Çiçek, şu anda yani gelen bilgilere göre birçok yerde eylemler de devam edecek. Dün geceki darbe girişimiyle ilgili. Bununla ilgili önlemlerimiz var mıdır? Alınan önlemler var mıdır? Tabii ki vardır. Her şeyden önce önlemimizi biz, tedbirlerimizi aldık. Bu ihanet şebekelerine dün olduğu gibi bugün de yarın da merdan vermeyeceğiz. Tek yürekle, milli irademizle, her şeyimizde, canımızda ve milletimizin de yanında olduğunu bilerek, özellikle Muğla'mızın 7'den 70'inin bu meydanları dolduran, bak yanınızdayız, dik durun, biz sivil idarenin, milli iradeni darbe vuranlara meydan vermeyeceğiz. Halkın bize verdiği bu güçle bunlara fırsat vermiyoruz. Tedbirlerimiz devam ediyor ve de bunlar bir daha bu girişimde bulunamayacak. Ve tedbirlerimizi de uyguluyoruz. Ya, alınan önlemler hususunda o konuyu birazcık açmak istiyorum. Yani alınan tedbirler arasında neler var? Ne şekilde tedbirler alındı? Halkımızı bilinçlendirmek amaçlı rica ediyorum bunları sizden. Tabii ki biz şu anda geçmişten beri yaptığımız vatandaşımızın can, mal güvenliğini, huzurunu, demokrasiyi, milli iradeyi korumak için yaptığımız olan yol aramalarında gece gündüz kurduğumuz ekiplerimiz her zaman o yol aramalarını yapmaktadır. Ve bütün meydanlarda gece gündüz bütün devriyelerimiz, mobil kuvvetlerimiz gezmekte. Bunlara hiçbir zaman fırsat vermeyecek şekilde bütün güvenlik güçlerimiz, herkes, istirahatta olanları ve izinde olanları, evinde olanları göreve çağırdık. Ve de şu anda görevinin başındadırlar. Yani biz bu tedbiri aldık. Biz sağ olsun vatandaşlarımız bizlerin yanında gücümüze güç katıyorlar. Bu ihanet şebekeleri de cevabını aldılar ve de bir şey yapamayacaklar inşallah. Bundan sonraki dönemde ülkeyi nasıl bir süreç bekliyor Sayın Çiçek? Görüşlerinizi almak isteriz bu konuda. Ülkeyi, sürecimiz ülkede belli. Halk, vatandaş, güvenlik güçlerimiz, biz sivil idare, milli irade, demokrasi her zaman yaşayacak diyen bu halkımızın, bu milletimizin bu sözüne, bu ifadesine güvenlik güçlerimiz her zaman sağlayacak ve de herhangi bir şey de olmayacaktır. Bu emellerine ulaşamayan bu ihanet şebekeleri oldukça ortaya çıktıkları gibi yok olacaktır. Evet. Sayın Valim, katılımınızdan dolayı ve vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Tekrar diyoruz ki milletimiz, hiçbir zaman vatandaşımızın morali bozulmasın. Her şey ayakta, biz ayaktayız. Devletimizin yöneticileri, Cumhurbaşkanımız,
bakanlarımız ve bütün yöneticilerimiz hepsi ayakta. Demokrasi ve halkın iradesi hala yaşamaya devam edecek ve yaşayacaktır diyorum. Ve böylece tekrar geçmiş olsun diyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün yaptığı değerlendirmede terörün son bulması, barış ortamının sağlanması için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış sözü temel alınmalı şeklinde konuştu ve açıklamalarda bulundu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün yaptığı değerlendirmede terörün son bulması, barış ortamının sağlanması için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış sözü temel alınmalı şeklinde konuştu. Şimdiyle ilgili gerçekleşen olayları nasıl değerlendireceksiniz? Hem Türkiye gündemine ilişkin hem Muğla gündemine ilişkin görüşlerinizi alalım. Öncelikle hepimize geçmiş olsun ama tabii 161 kaybımız var, canımızı kaybettik, 1475 yaralımız var. Bunlar çok büyük rakamlar, çok acı rakamlar. Türkiye bunu hak etmiyor, Türkiye demokrasisi bunu hak etmiyor. Gerçekten daha önceden de bir takım belirtileri olan ve çeşitli şekillerde haklarında takibata alınmış olan bu olayın bu hale getirilmemesi ve çok daha önceden tedbirlerin alınmasında yarar vardı. Bu Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türkiye demokrasisine yakışmıyor. Hepimiz buna karşı durmalıyız, karşısında olmalıyız. Nitekim bütün millet olarak kurum, kuruluş, seçilmiş, atanmış herkes bunun karşısında olduğunu ifade etti. Bu bence çok önemli bir reaksiyon ve hepimiz için ve demokrasimizin geleceği için çok önemli bir işaret. Bence her şeyin çözümü demokraside, hukuk devletinde ve hukukun gerçekten iyi işletilmesinde yatıyor. Eğer biz hukuk sistemimizi kurarsak ve o sistemi doğru, düzgün ve tarafsız olarak hukukun üstünlüğüyle götürürsek, insan hak ve hürriyetlerine önem verirsek, demokrasimizin eksiklerini giderir, çağdaş bir demokrasi haline getirirsek, bu Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu parlamenter sistemi en iyi şekilde işletir ve Türkiye'yi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarabiliriz. Gerçekten kayıplarımız için içimiz yanıyor. Ve umuyorum en kısa sürede bunu tamir eder ve Türkiye kol kola birbiriyle konuşan, konuşarak anlaşan ve uzlaşan bir yöntemle, ki demokrasi bu demektir, beraberce ülkemizi, ülkemizde yaşayan insanlarımızı mutlu etmeliyiz. Gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğini inşa etmeliyiz. Temennim budur. Hepimizin gerçekten hepimize geçmiş olsun ve canlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Sayın Gür'ün, 15 Temmuz gecesine dönecek olursak Muğla'da neler yaşandı? Kısaca alsak sizden, aktarabilir misiniz? Bizim de aldığımız bilgiler çerçevesinde Muğla'da en önemli mesele Sayın Cumhurbaşkanımızın ikamet etmekte olduğu otele yapılan baskın ve burada kaybettiğimiz iki polisimiz var. O bizim için büyük bir üzüntü. Ufak tefek bazı olaylardan bahsediliyor Köyceğiz'de olan. Ama onların da çok büyük bir şeysi yok. Muğla yine bu olayda da gerçekten sağduyusunu muhafaza etti. Birlikteliğini, hoşgörüsünü muhafaza etti. Ve demokrasiye olan inancını bir kez daha göstermiş oldu. Evet, Sayın Gür'ün katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim.
İlerleyen zamanlarda tekrar görüşmek dileğiyle tekrar geçmiş umarım olsun. Umarım güzel günlerde görüşürüz. Tüm hemşerilerime geçmiş olsun diyorum. Sağ olun, teşekkür. Kanal F yayınına konuk olan eski Muğla milletvekili 12 Eylül darbesinin canlı tanığı Sami Gökmen çok önemli bir konunun altını çizdi. Gökmen katıldığı canlı yayında tüm partililere seslenerek kurtuluş yerinin parlamento olduğunu söyledi. Kanal F yayınına konuk olan eski Muğla milletvekili 12 Eylül darbesinin canlı tanığı Sami Gökmen katıldığı canlı yayında tüm partilere seslenerek kurtuluş yerinin parlamento olduğunu vurguladı. Bunların meslekleri gitti, bunların aileleri var, bunlar yıkım değil midir bu ülke için? Her biri bir yıkım. Yani uyanık olmamız lazım. Bu memleketin cumhuriyeti kuracak, koruyacak, devleti koruyacak, halkı koruyacak güçlerin, yönetenlerin, bilinçli insanların, istihbarat örgütlerinin uyanık olması lazım. Halk olarak uyanık olmamız lazım. Hamasetle yürümüyor bu işler. Olmuyor bu işler. Yani üç ağır darbe geçirmiş bir ülkeyiz biz. Bütün bunlardan ders alamadık. Bakın 12 Eylül'den sonra Derin İzler'de bir anı kitabı yazdım ben. 12 Eylül'e nasıl geldiğimizi açıkça burada belgeleri yaz. Biz uyarmışız milletvekilleri. Ya geliyor, ihtilal belliydi 12 Eylül'de. Bu da belli. Her yönüyle belliydi. Yani bir paralel güç, her yere giren paralel gücün bir şeyler yapacağı belliydi. E peki bu nasıl oldu, nasıl gelişti de, nasıl büyüdü de, nasıl örgütlendi de orduya, yargıya, her yere girdi? Peki nasıl bir süreç bekliyor bundan sonrasında ülkeyi? Zor. Yani ben buradan bütün siyasi partilere sesleniyorum. Hangi düşüncüler olursa olsun, yani bu toprakların insanıysa, bu devletin insanıysa, bütün siyasi partilerin artık parlamento çatısı altında el ele vermesi lazım. Kin, nefret değil. Buna ihtiyacı var Türkiye'nin. Ya bir iç savaşın içindeyiz biz. Bir ateş çemberinin içindeyiz ülke olarak. Hiçbir dostumuz kalmamış ya, etmeyin. Yani parlamentoya oturup bunu çözecek olan parlamentodur. Asker değildir, polis değildir. Parlamentodur. Parlamentodaki insanların gece gündüz orada yatıp bu ülkeyi selamete götürecek çözümleri el ele vererek götürmesi lazım. Sen kötüsün, sen iyisin değil. Ben orada görüyorum. Ben çözüm yolunu parlamentoda görüyorum. Burada en başta büyük kabahatlerden birisi parlamentodur. Tabii parlamentoyu seçen halkta da vardır. Halkımızın da biraz uyanık olması lazım. Halkımızın da bilinçli olması lazım artık. Nereye gidiyoruz? Ne oluyoruz? Nereden nereye geldik? Evet. Ülke olarak nereden nereye geldik? Şöyle bir görmemiz lazım. Yani bu ülke elinde avucundaki bütün servetini, her şeyini satmış. İletişimiyle, enerjisiyle dışa bağımlı bir ülke haline gelmiş. Tam bağımsız bir ülkeydik biz. Özgür, başı dinç, dünyada sevilen, barış içinde bir ülkeydik biz. Borçsuz bir ülkeydik biz. Borçsuz. Evet. Osmanlı'nın 600 milyon, 700 milyon altın düğün umuya borcunu alıp da borçsuz bir ülke haline gelmişiz biz. Bu ülke her şeyi yapar bu insanlar. Evet. Bak bir şey daha söyleyeceğim. Sevgili tabii son dostum. Sözümüzü de aradığım zaman. Türkiye'nin çok iyi iş yapan sektörleri var. Dünyada meşhur inşaat sektörleri var. Türkiye'nin en zayıf sektörü ne yazık ki parlamento, politika. Politika yapması gereken insanlar politikaya girmiyor. Uzaktan atış yapıyor. Onun için de ne yazık ki ben bu parlamentonun içinde bulundum. Ben o parlamentoya giderken o devrimlerin meclisini aradım. Ta 77'de ne yazık ki o devrimlerin meclisini bulamadım. Hayal kırıklığına uğradım. Bugünkü meclis ne yazık ki seçilme yöntemleriyle o günkü meclisin çok daha gerisinde. Halk olarak gerçek bir tutum içine girmek istiyorsak herkes politikaya girecek. Hangi partide olursa olsun. Parlamentoyu güçlendirecek. Darbe girişimiyle ilgili sabah saatlerinde tutuklamalar devam ederken öğle saatlerine kadar birlik ve beraberlik çağrısı anlamına gelen selalar okundu. Cep telefonlarına Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri ihanete karşı koyun ve Recep Tayyip Erdoğan milli iradeye sahip çıkmak için meydanlara davet ediyorum ifadelerinin kullanıldığı mesajlar geldi. Fethiye'de ise akşam saatlerinde toplanan vatandaşlar emniyet güçlerinin uyarısıyla dağıtıldı.
Bu arada değerli okuyucularımız ve değerli izleyicilerimiz, biz bültenimizi yavaş yavaş sonlandırırken haber verme sırası artık sizde. Kanal F ve Gerçek Fethiye gazetesi ihbar hattı devrede. Çevrenizde meydana gelen ve haber niteliği taşıyan tüm olayları 530-898-9256 WhatsApp hattımızdan bizlere bildirebilirsiniz. Biz de tekrardan diğer izleyicilerimizle paylaşabiliriz. Evet, şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın sonrasında bültenimizi noktalayacağız efendim. Bir yere ayrılmayın. Gelişen teknolojilerle birlikte günden güne iletişimin her dalını kullanan Kanal F Haber Merkezi WhatsApp ihbar hattı açıldı. İhbar, şikayet ve tüm haber bildirimlerinizi 24 saat bu numaradan yapabilirsiniz. 0530-898-9256 numaralı ihbar hattı ile her an haber bildirimi veya ihbar yapabilirsiniz. Kanal F Haber Merkezi WhatsApp ihbar hattına gelen tüm ihbarlar anında haber merkezi tarafından alınarak gerekli çalışmalar yapılır. Günün her anı paylaşım yapabileceğiniz ihbar hattımızda Kanal F mobil uygulama ile birlikte her an cebinizde. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz efendim. Aranın sonrasında tekrar birlikte olacağız. Devasa bir fabrika düşünün. Üreticiden üreticiye ekonomik, kaliteli ve garantili kavramlarını bir arada sunsun. Muğla'da ilk ve tek olma özelliğine sahip Ader Plastik, sera örtüleri üretim fabrikası, dilediğiniz katkılarla, istediğiniz ebat ve ölçülerde 12, 24, 36 ve 60 aylık sera örtülerini sizler için üretiyor. Ayrıca klips üretimiyle de yeni tesisinde hizmetinizde. Ader Plastik, Çobanlar Mahallesi, Çobanlar Sokak, numara 485 Seydi Kemer'de. Ürün sipariş hattı 0252-657-4050. Kışınızın güneşi olmaya geliyoruz. Kışlık domatesiniz Teğmen RZF1. Kışında seralarınızın ve cebinizin güneşi olmaya geliyoruz. Buradaki bölgeye göre avantajları daha fazla tonajlı olmuş olması, daha fazla meyve kalitesini sağlamış olması ve özellikle kış yetiştiriciliğinde üreticilere kış performansını daha iyi sağlamış olması üretici açısından çok önemli noktalar olaraktan görülüyor. İyi günde, kötü günde siz hep gülün diye. Teğmen RZF1. Geçmişten günümüze değişmeyen ilkemiz, grup olarak ticari faaliyetlerimizin devamlılığını sağlarken kalite ve dürüstlükten ödün vermemektir. Sanlar Grup, eve giden değil, evinize giden yol. Efendim, bültenimizi noktalamadan önce çok sıcak bir gelişme oldu. Muğla Devlet Hastanesi'nin yandığı bildirildi. Telefonumuzun diğer ucunda Muğla temsilcimiz Sayın Kenan Gürbüz. Evet, yayında da bahsettiğim gibi bir son dakika gelişmesi var. Muğla Devlet Hastanesi'nin çatısında çok büyük bir yangın başladı. Ve yangın şu an kontrol altına alınamıyor. Bölgeye çok sayıda itfaiyeci gönderildi. Ekipleri evet. Yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar. Bir saniye, sesini tam netelemiyorum şu an ama. Hastaları güvenli bir noktaya taşımaya çalışıyorlar. Alo. Alo. Evet, rejideki arkadaşlarımız. İç sesi alabilir miyim? Evet, yayındayım, dinliyorum. Şu an geliyor sesim değil mi? Evet, geliyor. Evet, tekrar ediyorum. Muğla Devlet evet. Hastanesi'nin çatısında başlayan çok büyük bir yangın var. Evet. Ve ekipler yangını kontrol altına alamıyorlar. Hastane çalışanları, itfaiye ekipleri yangına başlıyorlar. Evet, yangın neden çıkmış olabilir? Henüz nedeni belli değil ama çatıda çıktığı gördük yukarıdan. Zaten görüntülerde gece bir sene göreceksiniz. Evet. Ekipler yoğun bir şekilde yangını kontrol almaya çalışıyorlar. Kaç kişilik bir ekip şu anda görebildiğiniz?
şu an bölgeye 4 itfaiye aracı geldi. Ayrıca hastanenin kendi ekipleri de yangına müdahale ediyorlar. Herhangi bir can kaybının veya yaralanmanın olduğu ile ilgili bir açıklama yok şu anda galiba. Yok, herhangi bir şey yok. Şu an can kaybı yok ama çatıda çok büyük bir yangın var ve zaten tamamı kaplamış gibi gözüküyor. Evet. Vermiş olduğum bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Evet, Muğla temsilcimiz Kenan Gürbüz canlı telefon bağlantısıyla bizlerleydi efendim. İlerleyen saatlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.